Bu Galaxy S24 Plus. Fiyatı 50.500 lira. Bu da Galaxy S24 ailesinin en yeni ve en ucuz üyesi Galaxy S24 FE. Fiyatı 29.000 lira. Yani 21.000 lira daha ucuz. Az buz para değil. Bir asgari ücretten daha fazla fiyat farkı var aralarında. Peki bu fark nereden geliyor? Yani böyle bir S24 modellerinden birini almak yerine S24 FE alırsanız nelerden mahrum kalırsınız? Ya da S24 FE yerine tam tersini düşünelim. 21.500 lira daha para verip S24 Plus aldınız. Nasıl ekstra özelliklere sahip olacaksınız? Neler vaat ediyor? Bu videoda bu konuyu derinlemesine açıklıyorum. Aynı zamanda bir S24 FE incelemesi yapmış oluyoruz. En başta bu FE modellerinin olayı nedir? Bilmeyenler için böyle hızlıca bir özet geçeyim dostlar. Çünkü sorular arıyoruz. Gerçekten bilmeyen insanlar da var. Bu normal bir şey. FE açılımıyla Fan Edition anlamına geliyor. Yani hayran sürümü şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Ama bu ismin arkasında Samsung'un tam 17 milyar dolar zarar etmesine yol açan bir batarya krizi var. Hatırlayanlarınız muhtemelen vardır. 2016'da çıkan Galaxy Note 7'ler birkaç ay içerisinde bataryalarda şişme, yanma, alev alma ve hatta patlama sorunlarıyla kullanıcılarda 3. dereceye varan yanıklar oluşturan vakalara bile sebep olmuştu. Havayolu şirketleri bu telefonları uçaklara almama kararına bile vardılar ve uzun süre bu telefonlar yasaklandı. Samsung'un akıllı telefon sektöründen çekilmesine bile sebep olmak üzereydi bu kriz. Sayısız özürler, telefonların toplatılması falan derken öyle bir hamle yaptı ki Samsung, bırakın telefon piyasasından geri çekilmeyi, yepyeni bir rekabet alanı yarattı. Aradan geçen bir yıl sonra Galaxy Note 7 FE özürlerin fiziksel bir karşılığı oldu. Bu telefon çoğu insanın erişemediği üst segment telefon özelliklerini ucuza sunuyordu. İşte o gün bugündür. Her yılın ilk aylarında çıkan Galaxy S serisi telefonları yıl sonuna doğru çıkan FE sürümleri takip etti. İşte Galaxy S24 FE'de bunların en günceli. Hikaye bu yani, anlayacağınız. Peki Samsung bu telefonu ucuzlatmak için hangi özellikleri kısmış? Önce kağıt üzerinde bu duruma bir bakacağız. Sonra testlere ve deneyim sonuçlarına birlikte geleceğiz ve videonun fileninde kararı hep birlikte vereceğiz dostlar. Çok net bir karar olacak bu arada. Tablo şöyle. Tasarım, ekran, yazılım, donanım, kamera, şarj, bağlantı ve güvenlik olmak üzere 9 ana başlığımız var. Yeşil satırlar iki telefonun da birbirlerinin tıpatıp aynı olduğu özelliklerini ifade ediyor. Sarı satırlar iki telefonun birbirlerine yakın ve gündelik hayatta öyle çok da büyük etki yaratmayacak farktaki özelliklerini temsil ediyor. Kırmızı satırlar ise birbirlerinden ciddi şekilde ayrıştıkları farkları, özellikleri ifade ediyor bize. Yani yeşilden kırmızıya gittikçe bir düşünme sebebi oluşuyor. Tabii bunlar kağıt üzerindeki değerlendirmemiz. Şimdi gelin her bir başlık için yaptığımız testlere ve deneyim sonuçlarına birlikte geçelim. İşin sonuna bir aylık asgari ücretten daha büyük fiyat farkına sahip Galaxy S24 FE'nin S24 Plus'a ne kadar yaklaşıp yaklaşmadığını da görmüş olacağız çünkü. Tasarımla başlayalım isterseniz. Çizgileri birebir aynı görünen detaylara indiğimiz de tutuş hissinden tutun sağlamlığa, ağırlıktan tutun boyutlara kadar her şeyi değiştiren malzeme farklarına bir göz atmak gerekiyor. Her iki telefonda da alüminyum çerçeve var. Ancak S24 Plus daha yoğun alışımlı olduğu için daha sağlam bir telefon. 2 kat yüksekten bir merdiven boşluğundan direkt betona düşürdüm ben bu telefonu. Keşke o an kamerada kayıtlı olsaydı. Yani iyi bir sağlamlık testi atlattı bu telefon. Sonucunda durum bu. Çerçevede ve ekranda birkaç çizik ve böyle hafif dokunmalar dışında herhangi bir hasar yok telefonda. Aynı senaryoda S24 FE olsaydı biraz daha hasar alabilir, hatta ekranı kırılabilirdi. Çünkü ekran korumasında da fark var bu telefonlarda. Her iki telefonun da ön ve arka malzemesi koruyan paneller cam. Ancak kalite ve sağlamlık açısından farklı camlar. S24 Plus çok daha sağlam olan Gorilla Glass Victus 2 ile geliyor. S24 FE maliyeti ve dolayısıyla fiyatı düşüren bir önceki teknoloji Gorilla Glass Victus Plus ile geliyor. Çerçevesi gibi camı da daha dayanıksız bu telefonun. Kameraları koruyan o küçük camlar ise her iki telefonda da aynı Gorilla Glass 3 arkadaşlar. Yani sizin için önemli olan sağlamlıksa şantiyedir, madendir, motokuryeliktir, fiziksel tehlikelerin bol bol olduğu bir ortamda çok sık duruyorsanız S24 Plus sağlamlık konusunda bir adım önde. Böyle bir endişeniz yoksa kaliteli bir kılıfla S24 FE'de bence gayet yeterli. Boşu boşuna ekstra 21.500 lira vermemiş olursunuz. Bu arada her iki telefonda tatlı suda 1.5 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca dayanabiliyor. IP68 sertifikası var yani. Su geçirmezlik konusunda da aynı seviyedeler. Ancak S24 FE darbelere daha dayanıksız olduğu için hasar sonrası bu su geçirmezlik özelliğini daha kolay kaybedebilir. Aklınızda olsun. Bu malzeme farklarından dolayı S24 FE çok daha az kalın, 8 mm. Aynı zamanda ekran ve gövde oranı daha yüksek olduğu için biraz daha uzun ve geniş bir telefon. Yani S24 FE Plus'a göre daha hacimli bir telefon hissiyatına sahip. Aradaki malzeme ve doku farklarından dolayı direkt S24 FE'ye geçince ilk yaşadığım his çakma S24 Plus kullanmak gibiydi. Ya abartıyorum tabii, ancak size videoda aktaramadığım o bariz kalite farkı iki telefonu elde tutunca çok net hissediliyor. Bilmenizi istedim bunu da. Renk seçenekleri açısından S24 Plus biraz daha zengin. Her ikisi içinde siyah ve beyaz standart. Bunun dışında S24 FE'de turkuaz ve mint yeşil. S24 Plus'ta mor, sarı, gri, yeşil, mavi hatta turuncu bile var. Ama ben bu renklerin artık çok fazla bir tercih sebebi olduğunu da düşünmüyorum dostlar. Sonuçta yani işte S24 FE'de turuncu yokmuş, gidip 21.000 lira daha verip S24 Plus alayım demezsiniz diye düşünüyorum. Gelelim ekrana. Yani bir telefon deneyiminin en büyük boyutlarından birisi. Birebir aynı boyuttalar. Birebir aynı panel Dynamic AMOLED 2X. Samsung ekranlarını kendi üreten bir şirket biliyorsunuz. Hatta çok uzun bir süre boyunca iPhone ekranlarını da yine Samsung üretmişti. O yüzden ekran kalitesi konusunda zaten piyasadaki en iyi telefonlardan şu an S24 serisi. Ancak S24 FE hariç üzgünüm. Neden? Çünkü boyut ve panel aynı olsa da çözünürlüğü ciddi şekilde düşürülmüş. S24 Plus'ta QHD Plus yani 1440 ve S24 FE'de Full HD Plus yani 1080p çözünürlük var. Az önce iki telefonu elinize aldığınızdaki o bariz kalite farkının nasıl hissedildiğini söylemiştim. Ekran kilidini açar açmaz bu çözünürlük farkı sebebiyle yine aynı hissin devam etmesi sağlanıyor. S24 FE için konuşuyorum. Bu seviyede, bu fiyata sahip bir telefon için 1080p bence yetersiz bir çözünürlük arkadaşlar. 29.000 TL'ye çıktığımızda bu konuda çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlar görüyoruz piyasada sonuçta. Daha eski FE modellerinde böyle bir ayrım yoktu üstelik. Ana serideki ekran çözünürlüğü neyse FE versiyonlarında da aynı çözünürlüğü görürdük. Yani Samsung bu yıl fiyatı düşürmek için amiral gemilerinden bir özelliği daha kırpmayı tercih etmiş FE versiyonlarında. Bu boyutta bir ekran için 1080p çözünürlük gerçekten de iyi bir tercih olmamış diyebilirim. Çünkü piksel yoğunluğu düşüyor. Kaynak görüntü çok kaliteli olsa bile ekran bunu olması gerektiği kadar kaliteli bir şekilde yansıtamıyor size. Ekran boyutunu 6.7 inç yerine 6.5 ya da daha düşük yapsaydı bu sorun çözülürdü. Belki fiyat daha da ucuzlayabilirdi ama muhtemelen büyük ekranlı telefon isteyenlerin sayısı çok daha fazla olduğu için bunu görmezden gelmek istemedi Samsung. Yani özetle iyi bir ekran istiyorsanız ve 21.000 TL daha bütçeniz varsa S24 Plus açık ara daha iyi bir noktada. Ancak bütçeniz yoksa ve ekran hala sizin için önemliyse ben S24 FE yerine piyasadaki diğer seçeneklere, diğer marka modellere göz atmanızı da tavsiye ederim. Videonun altındaki açıklamalar bölümünde bu fiyat aralığında telefon tavsiyelerimizin olduğu bir hepsi burada linki ekledik dostlar. Oradan göz atabilirsiniz. O linkten göz atarsanız bize de bu videoları yapmak üzere destek olmuş olursunuz dostlar. Haberiniz olsun. Her iki telefonunda 120 Hz tazeleme hızı var bu arada. Bence iPhone 16'larda hala 60 Hz ekran sunan Apple'a sağlam bir yanıt olmuş bu. Bu arada 120 Hz ve üzeri yenileme hızı zaten pazarlama büyüsü dostlar. Hatta kullandığınız uygulamaya göre de değişiyor. 120 Hz bile yerine göre çok da önemli değil insan gözü için. Ancak bu bambaşka bir tartışma konusu. Şimdilik kapatıyorum. Videoyu dağıtmadan karşılaştırmaya, S24 FE incelemesine devam ediyorum. Gelelim şu yazılım meselesine. Her iki telefonda kutudan Android 14 ve Samsung'un arayüzü One UI 6.1 ile geliyor. Her ikisi de 7 yıl boyunca güvenlik güncelleştirmelerini alacak. Ancak Android güncelleme garantisi konusunda S24 FE için herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bu telefon çıkmadan önce S24 serisi için 4 yıllık Android güncelleme garantisi olacağını açıklamıştı Samsung. Ancak S24 FE'nin çıkışından sonra böyle bir açıklama yapıldığına rastlayamadım maalesef. Bu minimum 4 yıllık Android güncellemelerinin Samsung'un bir sözü olduğunu da buraya iliştireyim. Bizim söylediğimiz bir şey değil. Samsung'un Galaxy AI yapay zekasını da, Google Asistan'ın yerini alan Gemini'yi de bu telefonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz dostlar. İşlemcilerin görsel arka plan silme olsun, işte metin düzenleme olsun, sıfırdan böyle görsel oluşturma işlemleri olsun, hatta telefon görüşmelerinde anlık simültane yapay zeka çevirileri olsun, epey yeterli seviyede işlemci güçleri var. Donanım tarafına geldiğimizde iki telefonda da Samsung'un işlemcilerini görüyoruz dostlar. İsimleri bile neredeyse birebir aynı. S24 Plus'ta Exynos 2400, S24 FE'de Exynos 2400E karşımıza çıkıyor. Kağıt üzerindeki bu iki işlemcinin arasındaki fark da isimlerindeki o bir harf kadar görmezden gelebileceğimiz bir fark. Gerçekten söylüyorum bunu. Hatta kağıt üzerinde olmasını bırakın, yaptığım performans testlerinde de aynı sonuçla karşılaştım. Sanal RAM kapalı, aynı oranda boş hafıza ve arka plandaki tüm uygulamalarda kapalıyken emin olmak için 3 kez tekrarladım ve skorlar şöyle Geekbench 6 testinde. Böyle rakamları okuyarak sizi boğmayayım. Her iki telefonun da skorları birbirine çok yakın. Her iki telefonda 2023'te çıkan yani bir önceki nesil Galaxy S23 Plus'ın üzerinde, Galaxy S23 Ultra'nın biraz altında performans gösteriyor. Bu durum yapay zeka çiplerini test ettiğimizde de benzer bir sonuç verdi bize. Geekbench AI kullandık. Hatta S24 Plus çok küçük ve yine de gündelik hayatta hissedilmeyecek farklarla S24 FE'nin bir tık gerisinde kaldı diyebilirim. Her iki telefonda aynı GPU birimine sahip bu arada. Birazdan batarya bölümünde bölümünde yapacağımız oyun testi sırasında zaten grafiksel becerilerini göreceksiniz. Amiral gemisi bir işlemci olduğu için çok üstüne durmuyorum. Her türlü oyunu, her türlü grafik uygulamasını kullanabilirsiniz. Sentetik test skorları her ne kadar bu telefonların kafa kafaya performans gösterdiğini kanıtlasa da bir de gündelik hayattan test yapıyoruz şimdi. Yaklaşık 4 dakika uzunluğunda bir dikey videoyu CapCut'tan 4K 25 kare ve en yüksek kalitede işlemesini istiyoruz. Bu işlemde hemen hemen kafa kafaya gidiyor iki telefon ve sadece 1 saniye farkla Galaxy S24 FE testi önde tamamlıyor. Ancak bu ufak fark daha düşük ekran çözünürlüğünden bile işlemciye az yük binmesinden kaynaklanacak kadar küçük. Yani video işleme testinde de bu telefonlar aslında birbirinin dengi diyebiliriz dostum. Gelelim kameralara. Her iki telefonda da üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Geniş açılı ana kamera, ultra geniş açılı ikinci kamera ve bir de uzakları yakın eden telefoto üçüncü kamera. Sırayla çektiğimiz fotoğraflar üzerinden bir konuşalım şimdi kamera mevzusunu. İki telefonun da ana kamerası geniş açılı bir lense ve tıpatıp aynı sensöre sahip dostlar. 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahip ve 24 mm'lik çekimler yapabiliyoruz. Her iki telefonda da standart çözünürlük varsayılan olarak 12 megapiksel ama bunu çekim öncesi 50 megapiksele kadar çıkartabiliyoruz. Ana kamerada düşük ışık performansı birbirine çok benziyor. Mesela örneklerdeki tuğla duvara bakalım. Sadece S24 Plus biraz daha parlak sonuçlar veriyor. Gece modunu açtığımızda parlak alanlardaki ışık dengesini her iki telefonun da aynı seviyede dengelediğini söyleyebilirim ve az miktardaki ışığın düştüğü o tuğla duvarın detayları daha da belirginleşiyor. Her iki telefon içinde gece modu performansı birbirine çok benziyor ana kamerada. Özetle S24 FE ana kamera performansıyla 21.000 lira daha pahalı olan S24 Plus'ı hiç aratmıyor. Renk, kontrast, gölgelerin dengesi açısından eşit seviyedeler. Fotoğrafların boyutları bile neredeyse aynı, o derece bir benzerlikten söz ediyoruz burada. Hop, şimdi de arka kamera video performansına geldi sıra dostlar. Şu anda her iki telefondan da ana kamerasında 4K saniyede 30 kare kayıttayız. Ama iki telefonda 8K ve saniyede 30 kareye kadar çözünürlükte kayıt etmeye izin veriyor videoyu. Sadece 4K videolara geçiş yaptığınız zaman 60 kareye kadar çıkabiliyorsunuz. Ama bu ana kamera için geçerli. Şimdi ben biraz geriye doğru çıkacağım. Evet arkadaşlar, şu an 0.6x'te görüyorsunuz. İki telefon arasındaki farklar burada da ortaya çıkmış olmalı. Şimdi rica etsem Mami'cim, biraz uzaklaşayım yine ben. Bir telefoto lensle 3x alır mısın? Şu anda da telefoto lensle 3x yakınlaştırmayla video performansını görüyorsunuz. İki telefon arasındaki fark da hemen hemen böyle ve biraz daha uzaklaştıkça ben güneşe de çıkacağım. Böylece ışık değişimleri, bu farkları net bir şekilde görmüş olacaksınız. Şu an güneşteyim. Hop, gölgedeyim. Ani bir ışık değişimi yaşandı. Bir daha. Şöyle bir güneşteyim. Şimdi yine gölgedeyim. Bu arada zaten video çekim boyunca sesimin birazını S24 Plus'tan, birazını da S24 FE'den duydunuz arkadaşlar. Ve bayağı rüzgarlı bir ortam. Ve bayağı da rüzgarlı bir ortam. Nasıl saçından belli oluyor. Nasıl titreledi acaba? Ben de merak ediyorum sonucu. İzleyince göreceğiz artık. Şimdi de arka kamerada optik imaj sabitleme özelliğinin ne kadar işe yarayıp yaramadığını görüyoruz dostlar. Epey telefonları sallayarak hareketli bir şekilde yürüyorum. Sesimi de zaten kameralardan duyuyorsunuz. Durum böyle. Bayağı da sallıyorum telefonu yani. 0.6x yani ultra geniş açılı kameraya geldiğimizde yine her iki telefonda da aynı sensörü görüyoruz. 12 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyafram açıklığı sunuyor her iki telefonda. 0.6x düşük ışık fotoğraflarına geçtiğimizde 2.2 diyafram açıklığı sebebiyle iki telefonda da ana kameraya kıyasla daha kötü performans görüyoruz. Gece modunu bu kamerada açtığımızda da ciddi bir fark göremiyoruz iki telefon arasında. Burada bir kez daha kazanan fiyat avantajı sebebiyle S24 FE bence. Üçüncü yani telefoto kameraya geldiğimizde net bir fark görüyoruz artık. S24 Plus'ta 10 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığı var. S24 FE'de aynı diyafram açıklığı olmasına rağmen 8 megapiksellik bir sensör görüyoruz. Bu 2 megapiksellik fark sonuca pek böyle etki etmiyor gibi görünse de fotoğrafları kırparsanız biraz sırıtır, o kadar. Her iki telefonda da 3 kata kadar optik zoom yapabiliyoruz telefoto sayesinde. Devamında yaptığımız 30 kata kadar zoom dijital olarak gerçekleşiyor ve iki telefonda da bozulmalar başlıyor artık. Hatta burada yaptığımız testi gerçek zamanlı olarak görelim isterseniz. Evet dostlar, şimdi de iki telefonla Mami ile aramda bir 25 metre mesafe koydum. Şöyle yapacağız. Ben en geniş açıdan en maksimum ne kadar zoom veriyorsa o kadar yakınlaşmaya çalışacağım Mami'ye. İki telefonun da çektiği fotoğrafları yan yana görecekseniz, sonuçları değerlendirirseniz çok sevinirim. 0.6x ile başlıyorum. 0.6x bunlar. Ana kamera 1x. Ana kamera 1x. 3x ile devam ediyoruz. Bu da 3x. Şimdi 10x ile devam ediyoruz. Artık dijital zoom'dayız. Optik zoom 3x'e kadardı. Şimdi 20x alıyoruz. Artık Mami'nin yüzü gözü açıldı. Ve son olarak şimdi 30x ile alıyoruz. Bunu da çekmiş bulunduk. Evet, sonuçları ekranda görüyorsunuz. Karşılaştırırsanız sevinirim. Gelelim portre moduna. S24 Plus FE'ye kıyasla biraz daha yüksek kontrastlı ve sıcak renklerin hakim olduğu sonuçlar veriyor. Her iki telefonda da portrede 1x, 2x ve 3x portre çekim yapabiliyoruz. Hatta burada bilerek ters ışıkta durdum ve kontrast farkı ile renk farkı dışında ciddi bir fark göremedim yine. Ön kamerada S24 Plus aradaki fiyat farkını gerçekten hissettiriyor. Çünkü 12 megapiksel sensör ve f2.2 diyafram açıklığına sahip ve geniş açılı çekimler yapabiliyoruz. S24 FE'nin ön kamerası ise 10 megapiksel ve f2.4 diyafram açıklığında. Eğer ön kameraya çok önem vermiyorsanız gün ışığı koşullarında ve gündelik hayatta ciddi bir fark yarattığını söyleyemem ama düşük ışık koşullarında işler bayağı bir değişiyor. S24 FE'de Plus'a kıyasla düşük ışık ön kamera fotoğraflarında biraz geride kalıyor bence. Fotoğraflar sadece daha düşük çözünürlüklü değil, aynı zamanda kumlanma miktarı da daha fazla S24 FE'nin ön kamerasında. Çünkü neden? Diyafram açıklığı daha yüksek. Ön kamera portre modunda da bu farklar ortaya çıkıyor ama bence çok ciddi, böyle dişe dokunur bir fark olduğunu söyleyemem, özellikle gün ışığı altındaysanız. Şimdi de ön kameradan bir optik imaj sabitleme desteğinin ne kadar işe yaradığını görelim istedim arkadaşlar. Şöyle hareketli bir şekilde devam ediyorum videoya. Hatta hızlı da yürüyeyim. Biraz koşar adımlarla yürüyeyim. Koşar adımlarla yürümek. O da yeni bir şey. Durum da bu. Birden aydınlıktan gölgeye geçince video açısından da ön kameranın farkını böylece görmüş olduk. Şimdi dostlar, burada deneyeceğimiz şey şu. Birden çok hızlı çekimler yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ana kamera sensörleri her iki telefonda da neredeyse birebir aynı. Hatta birebir aynı. Ama diğer kameraların sensörlerinde ufak tefek farklar gördük. Bakalım bu sensörlerin hızına ne kadar etki ediyor. Çünkü işlemciler de kafa kafaya olduğu için muhtemelen fotoğrafı çektiğimiz anda o seri çekim sırasında kayıt süreleri de eşit olacak. İşlemciye düşen güç tarafında. Ama en azından sensörlerin arasındaki farkı, hız farkını, fotoğraf işleme farkını burada net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Hem ön kamera için hem de arkadaki 3 kamera için şimdi seri çekim testine giriyorum. Önce 0.6x yani ultra geniş açılı sensörle başlayacağız. Birim zamanda eşit sayıda basmaya çalışacağım. 3, 2, 1. Hangi telefon daha hızlı? Açık ara. Benzerler gibi ya. Telefotoda bence Plus biraz önde. Ana kameraya geçiyoruz doğrudan. Ana kamerada 3, 2, 1. Ana kamera zaten kafa kafaya aynıydı. Şimdi 3x'e geçiyoruz. Telefoto kamera 3, 2, 1. Plus her türlü çok daha hızlı işliyor. Bunu ekranların yanıp sönme ve aşağıya fotoğrafın kaydedilme süresinden de net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bir ön kamerada da görelim. 3, 2, 1. Burada gördüğünüz gibi her kameranın farklı farklı sensörlerinden kaynaklanan farklardan dolayı ana kamerada kafa kafaya olsa da diğer sensörlerin, farklı sensörlerin yer aldığı, S24 FE'nin biraz daha eski ve düşük çözünürlüklü sensörlere sahip olduğu kameralarda Plus farkı açıyor. İşte o fiyat farklarına sebep olan şey kameradaki bu özelliklerin kısılması dostlar. Gündelik hayatta ne kadar etkili? Çok etkili değil ama bu telefonlar arasında böyle kritik bir fark varsa size de göstermek istedim. Şimdi geldik bu video boyunca anlattığımız her şeye güç veren batarya kısmına. S24 Plus'ta 4900 mAh, S24 FE'de 4700 mAh batarya var. Aradaki fark hissedilmeyecek ölçüde ama S24 FE'nin ekran çözünürlüğü düşük olduğu için enerji tüketimi daha düşük ve şarjın 1,5 güne kadar dayanmasını sağlıyor bu ama standart bir kullanımda. Öyle her gün yarım saat, bir saat oyun oynayan, 2-2,5 saat sosyal medyada vakit geçiren biriyseniz bu tabii ki yine bir güne düşer. Özetle aynı batarya, aynı kullanım süresi diyebiliriz, yine bir gün. Bunu test etmek için şimdi Mami ile bir 10 dakika PUBG'de bir kapışalım arkadaşlar. Hangi telefonun ne kadar enerji tüketip ısındığını test sonunda artık hep birlikte yorumlarız. S24 Plus'ın 6 aydır aktif şekilde kullanılan bir telefon olduğunu, S24 FE'nin de kutudan yeni çıktığını hatırlatmam gerek. Bu sebeple S24 Plus biraz geride kalabilir bu testle. Daha çok ısınmasa bile şarjı daha çok tükenebilir. Test başlangıcında S24 Plus'ın şarjı %76 ve sıcaklığı 25.7 dereceyken S24 FE'nin şarjı %80 ve sıcaklığı 28.1 derece seviyesinde. Ekran yenileme hızı 60 Hz'e sabit bir şekildeyken iki telefonunda maksimum ekran çözünürlüğünde olduğunu söyleyeyim. Bu şartlarda testi tamamladığımızda çok ilginç bir sonuçla karşılaştık. Her iki telefonda 6.6 derece ısındı ve şarjları da yine aynı seviyede %7'lik bir düşüş yaşadı. Sonuç olarak 6 aydır kullanılan S24 Plus ile aynı şekilde ısınıp şarj tüketen S24 FE'yi bir kez daha bence tebrik etmek lazım burada. Ancak testte S24 Plus QHD çözünürlükteyken S24 FE'de 1080p çözünürlükteyken yaptık. Yani aslında S24 FE SE daha az enerji tüketmeliydi ama 21.000 TL'lik fiyat farkını düşününce bunu görmezden gelebiliriz dostlar. Her iki telefonda kablolu ve kablosuz bağlantı teknolojileri konusunda aynı. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E standardına sahip kablosuz internet bağlantısı, 5G NFC. Tek fark kablolu bağlantılarda S24 FE'nin DisplayPort 1.2 desteğine sahip olmaması ki bu bence çok önemsiz bir fark. Kaçımız telefonu monitöre, TV'ye daha iyi bağlamak için telefon tercih ediyor? Kaçımız, bunu geçtim, 21.000 lira fark ödemek istiyor bunun için. Neyse diyelim, geçelim. Sonuçta Type-C bağlantısı üzerinden yine televizyona bağlayabiliyorsunuz. İki telefon arasındaki son kritik fark parmak izi sensöründe dostlar. Her ikisinde de ekrana gömülü sensörler görüyoruz. Ancak S24 Plus'ta sensör ultrasonik, FE'de sensör optik şekilde çalışıyor. Aralarında bariz bir açılış hızı farkı oluyor bu sebeple. S24 FE maalesef bu konuda bir amiral gemisi değil. Yine de daha fazla para vermeye değecek bir fark değil demek çok isterdim ama bu video için hazırlık yaparken S24 FE'nin optik sensörü arızalandı maalesef. Mesela şu an ofisin kapısındayım dostlar. Ekran kaydında görüyorsunuz, kimliğinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanın diyor. Ama ben kullanamıyorum. Niye? Çünkü parmak izi sensörü çalışmıyor. Optik parmak izi sensörleri parmağınızı koyduğunuz bölgede ekran parlaklığını böyle bir anda maksimuma çıkartıp aydınlatıp orayı küçücük bir flash efekti yaratarak çalışıyor ve bu da hız dışında çabuk arızalanma sorunlarını beraberinde getiriyor. Ben de bunu yaşadım ne yazık ki az önce gördüğünüz gibi. S24 FE'yi alırsanız böyle bir ihtimal var yani bilginize, daha sonradan güncelleme yaparak açıp kapatarak düzeltiyorsunuz. Evet dostlar, dolu dolu ve uzun bir video oldu. Şöyle sonuca bağlamam gerek bütün anlattıklarımı. Galaxy S24 FE eğer ekran ve ön kamera performansı çok önemli değilse sizin için bu fiyata net şekilde alınacak bir telefon. Ancak bunlar sizin için çok önemliyse aynı bütçeyle diğer marka ve modellere bakmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi açıklamada bu fiyat aralığındaki telefonlarla seçtiğimiz, eğer kılıf kulaklık arıyorsanız da o aksesuarların da yer aldığı geniş bir tavsiye listemiz var. Oradan hepsi burada listeleri üzerinden uygun fiyatlı telefonlara bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın. Karşılaştırmamızı istediğiniz başka telefonlar varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Telefonlar çok pahalı. Keşke olmasa.